O zaman CHP'den dikkat çeken başvuru. Başlığımız bu. Delege bile seçilemiyor. İşte bu Ekrem İmamoğlu'nun biliyorsun ilk rakibi belli oldu. Aday adayı Bülent Kerimoğlu aday adaylığını açıkladı. Sen niye gülüyorsun ya? Ya siyaset çok enteresan. Şimdi bu Bülent Kerimoğlu... Ha, Bakırköy. Oraya gülüyorsun. Ben de bana gülüyorsun sandım. Bülent Kerimoğlu kimdir onu bir tanıyalım. Bülent Kerimoğlu Bakırköy Belediye Başkanı'dır. Bülent Kerimoğlu 2014 yılından beri, Allah gani gani rahmet eylesin, Ateş Ünal Erzen'in yerine gelen bir başkandır. Ateş Ünal Erzen o dönemde %68 oy almıştı. Fakat bu Bülent Kerimoğlu geldikten sonra 52'ye düşürdü oyları. 56.8. Evet. Şimdi böyle bir tablo karşısında bugüne kadar adı sanıp bilinmeyen neyle meşhur birisi biliyor musun? 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu o tankların arasından böyle sıvıştı gitti ya. Nereye gitti? Bülent Kerimoğlu'nun evinde. Bülent Kerimoğlu'nun evinde televizyonun karşısında. Film izler gibi. Bravo. Bak yorumun çok hoşuma gitti. Film izler gibi kahve yudumlayarak darbe görüntülerini izlediler beraber. Biliyorum. Şu Bülent Kerimoğlu o Bülent Kerimoğlu. Şimdi bu Bülent Kerimoğlu o kadar böyle kendinden emin bir şekilde bu CHP'nin kurultayı öncesinde o kadar emin bir şekilde hareket etti ki, o kadar büyük bir özgüven, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor gelmekte olan diyordu ya, o kadar kendinden emindi ki çıktı dedi ki Ekrem İmamoğlu değişim istedi diye, değişim gerekli dedi diye çıktı açıklama yaptı. Yani dedi ki ben dedi sokağa çıkmaya utanıyorum dedi. Çıkamıyorum dedi. Niye dediler? Dediler ki Ekrem İmamoğlu'ndan dolayı çıkamıyorum. Yani CHP'li bir belediye başkanının CHP'li bir belediye başkanı hakkında söylediği önemli bir iddia. Şimdi Ekrem İmamoğlu ne diyor? Ben diyor 16 milyon İstanbullu'nun belediye başkanıyım diyor. Ben diyor bu dönemde çok hizmetler ettim. Metrolar, tramvaylar, bilmem neler falan filanlar. Allah rahmet eylesin. Süleyman Özışık sürekli soruyordu. Diyordu ki ne yapmış Ekrem İmamoğlu? Diyordum süt dağıtıyor. Şimdi onu da geçen gün Metin Külünk geldi burada dedi ki ya o süt şeyleri de kamyonları boş boş dolaşıyor. Dağıtım durmuş dedi. Şimdi bu böyle bir tablo karşısında bu Bülent Kerimoğlu çıkıp İstanbul'daki sineklerle bile mücadele edemedi diye Ekrem İmamoğlu suçladı. Şimdi adaylıklar belirlenmeye başladı. Bülent Kerimoğlu Bakırköy'ün elinin altından kayıp gideceğini biliyor. Yeni dönem aday gösterilmeyeceğini biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu gelseydi eğer bak kimler aday olacaktı? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç. Bu Bülent Kerimoğlu Bakırköy Belediye Başkanı, Ataşehir Belediye Başkanı neydi adı? Battal İlgezdi. Bunlar unutmuşum ha. Battal İlgezdi bunlar aday gösterileceklerdi. Ama yeni dönemde oyları yüksek olmasına rağmen bak şimdi Battal burada 40 yıl aday gösterilse 40 yıl kazanır. Vallahi bu seçimde almaz eğer adaylık ortaya koyarsa. Niye? Ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ben Ataşehir tarafındaki kutlamalara katıldım. Ataşehir halkı başkan otobüsün üstüne çıktığı anda yuhalamaya başladı. Yani artık istemiyor kimse. Çok net istemiyor. Ha, gerekçe ne? Ya şöyle gerekçe... Tepkinin sebebi şimdi Ataşehir'de oturduğun için... Şöyle ben sana söyleyeyim gerçekten ciddi bir yol problemi var. Şimdi diyeceksin ki geçen bir misafirim vardı. Diyeceksin ki oraya Ataşehir bakmıyor, İstanbul bakıyor. Ara sokaklara Ataşehir bakıyor. Ara sokakta Ataşehir'in bazı bölgelerinde... Şimdi benim evimin dibinde ben bir yere gideceğim. Yol zaten çok dar. Sen inanır mısın? Bak bizim stüdyo 400 metrekare falan değil mi? Bayağı büyük. O büyüklükte bir ada yapmış. Yemin ediyorum bak, kadının biri 2 gün önce eline keser almış ki çekiç. Ne yapıyorsun abla dedim ya. Bunu diyor kıracağım ya diyor. Manyak mıdır nedir bu başkan ya diyor. O ara şeyleri, sokakta. Evet, adalar. Bunu büyükşehir yapmıyor ki. Bunu belediye başkanı yapıyor. Evet, orada çok ciddi hatalar yapılıyor. Ara sokakta. Şimdi halk neden istemiyor biliyor musun? Artık o zaman lafımı değiştireyim. Yani Battal'dan ziyade CHP kazanır diyor. Ha, okey. Yani hani Battal İlgezdi bu yıl adaylığını koyarsa bence yok, Battal İlgezdi aday olmuyor, gösterilmiyor. Hatta ben aday olacak ismi de söyleyeyim. Özgen Nama. Şu anda Halk Ekmeği'nin genel müdürü. Yani %99.9 Özgen Nama Ataşehir Belediye Başkan adayı olacak. Ya onu söyleyeyim. Neyse. Ya bir kadın eli değsin. Özgen Nama erkek. Özge anladım ben. Özgen. Özür. Ben tanımıyorum kendisini. Özge anladım. Evet, bence şimdi bir kadın eli değsin artık ya. Bir kadın gelsin Ataşehir'e. Seni aday gösterelim lazım. Olur. Hey. Şimdi bu adaylıklardan ziyade şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bülent Kerimoğlu neden Ekrem İmamoğlu'nun karşısında aday olarak dikildi? Aday göstermeyeceğini biliyor. Ya Özgür Özel çıktı dedi ki biz dedi 3 tane il hariç diğer illeri değiştirebiliriz dedi. 1 İstanbul, 2 Ankara, 3 Özlem Çerçioğlu yani Aydın. Bunlar devam edecek, diğerleri değişebilir dedi. Şimdi buna rağmen Bülent Kerimoğlu çıktı, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına rakip dikildi, değil mi? Şimdi bir şey kendisinden bir şey olmayacağını biliyor. Seçilemeyeceğini biliyor, aday gösterilmeyeceğini biliyor. Bilmesine rağmen orada bir kahramanlık yapıyor. Zaten şunu da biliyor. Yeni dönemde mesela sadece ilçelerde değil, birçok ilde belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu'nun belirleyeceğini de biliyor. Yani Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'un ilçeleriyle ilgilenmiyor. İzmir'le, atıyorum Urla'yla, Kadıköy'le kendi genel sekreterini istifa ettirdi ya da adamlar istifa ettiler. Gittiler şimdi Ekrem İmamoğlu'nun belirleyeceği illerde aday olacaklar. Aday gösterilecekler. Şimdi Bülent Kerimoğlu bunları gördü. Ön almaya çalışıyor. Şov yapıyor. Yani hani bazen birilerine gücü yetmediği zaman ne yapıyorlar? Üstünü başını yırtıyor. Şu anda Bülent Kerimoğlu üstünü başını yırtıyor. Yani bu CHP'deki bu tartışmalar. Ha ben sana şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde bu yani kısa zaman içerisinde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da bir çatışma çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü artık bariz bir şekilde anlaşıldı ki Özgür Özel emanetçi, fiili genel başkan, hani o koltukta oturmasa Ekrem İmamoğlu yöneten bir kişi olarak, Özgür Özel'i yöneten ve her dediğini yaptıran bir kişi olarak ön plana çıkıyor. Bu da artık konuşulmaya başlandı.